görünce çok şaşırdı. Aman aman, robotların kalbi yok sanırdı. Memnun etti en çok dambeleyi. O artık evimizin yeni bireyi. Bence dostu görünüm. Ağlarsanız üzülürüm. Robotlar üzülmez demeyin. Beynimden hiç durmadan bilgi akar. Elektronik olsa da kalbi var. Yardımsever, çalışkan, barışçı. Damarlarında akar asil Türk yağı. Ben de dostluk ödemeyim. Ağlarsanız üzülürüm. Robotlar üzülmez demeyin. Süzülürse biz de dairenin aidatı bile eksik olmayacak. Herkesten toplayacaksın. Ama vermeyenler oluyor. Şimdi paramız yok, sonra vereceğiz diyorlar. Onlara de ki, aidatını zamanında ödemeyenler asansörü kullanamayacaklar. Apartmanın otoparkını da kullanamayacaklar. Hatta kaloriferlerini bile kapattırır istersin. Üleyim, bu apartman apartman olalı. Senin gibi otorite bir yönetici görmemiştir Kadriye Ana. Ama Kadriye Hanım. Biz kimin hanımıyız İsmail Efendi? Kim? Ökkeş Efendi'nin hanımıyız ya. Onun kedisi bile mahallenin en fazla fare yakalayan kedisiydi. Vay be! Üleyim, keşke ben de Ökkeş Efendi'nin bir şeysi oluverseymişim ya. Ay hadi hadi, gene çok konuşmaya başladın, çenen düştü. Hı. Hadi git işine bak. Ha, bu arada diyafon işini de hallet, olmaz mı? Olur Kadriye Hanım, derhal gidiyorum. Bütün şeyler toplayacaksın, bütün şeyleri halledeceksin. Tamam, tamam. Hadi. Gidiyorum ben. Tamam, hatta git. Geçin nasıl işte. Hayrola Turgut, erkencisin bugün. Daha iftara epey var. Ah sorma anne, sorma. Bugün dükkana Papua yeni giren turist kafilesi geldi. Ne olmuş gelmişse? Anne daha ne olsun, dillerini anlamadığım için satış yapamıyorum. Konuşsun diye Babür'ü götürmeye geldim. Hayır, Babür yeni gineceği nereden bilecek ki? O da eski gineceği bile bilmiyor. Oho, Babür'ün dünyada bilmediği dil yoktur ya. O kuş dilini bile bilir. Cik cik. Babür, Babür gel buraya. Geldim efendim. Gel Babür, gel gel. Koş çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Hadi bakalım, dükkana gidiyoruz. Turgut, hayırdır bu saatte, ne oldu? Babür dükkana götürüyorum. Hadi gel Babür, dükkana gidiyoruz, gel bakalım. Emredersiniz, hemen gidelim efendim. En güzeli de bu işte. Keşke her gün Babür'ü dükkana götürse. Allah Allah, niye şimdi alelacele aldı götürdü Babür'ü anlamadım. Ne bileyim ben, acayip bir ülkeden turist kafilesi mi ne gelmiş, onu da tercüman olarak götürdü. Hay Allah. Babür evde de lazımdı. İftar için yemekleri o yapacaktı bugün. Bu demektir ki iftar yemeklerini sen tek başına yapacaksın sevgili gelinim. Geldim. Gel yavrum. Bozuldu, bozuldu. Ne oldu oğlum? Bozuldu. Ne bozuldu yavrucuğum? Ne olacak, orucumu bozdu. Bu oruç olduğumu unuttum, televizyonu seni diyeyim. Unutulan oruç bozulmaz evladım. Babaannen doğru söylüyor yavrum, unutup yemişsin. Unuttuysan bozulmaz. Yalan söylüyorsunuz, biliyorum. Bozuldu işte, bozuldu. İnanmıyor anne, bozulmadı yavrum. Babaannen de doğru söylüyor. Ya şimdi bozulmadı mı? Aa. Bozulmadı. Bozulmadı. Yaşasın! 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 Ben gidiyorum. Tamam, gözünü geçti. Çocuk işte.
İyi günler. İyi günler. İyi günler de ne dalıyorsun öyle içeri canım? Babacılık kutsaldı. Bunu böyle bir emi yönetici kadri hanım. Acaba evden ye. Yavaş evde görmüyor musun? Bak şekerleme yapıyor yazık. Ha doğru. Ne söyleyeceksen bana söylesen. Ya ben aylakları toplayıverdim, onu vereceydin de. Tamam, ver bana. Ben uyanınca veririm kendisine. Olur, al bak kendi. Dur! Hüküm verme. Apartman parası kutsaldır. Yöneticiden başka kimseye verilmez. Tam dediğiniz gibi, bütün kapılardan alıverdim ben onu Gabriye'ye. Aman Gabriye Hanım. Aferin bak. Bundan sonra bu apartmandaki işler İsviçre saati gibi tıkır tıkır çalışacak. İyi, iyi bize. He? Hadi gitsene. Ha, ne be, diyorsun? Gideyim ben. Ben kapıyı kapatırım. Kapatıver, çeker arkadan. Bu parayı da evin bir yere saklamak lazım da. Anneciğim git odana koy istersen. Tamam, 350, 380, 4, 450. Tamam, para 500 tamam. Şimdi en önemlisi bu parayı nerede saklayacağız? Tamam, yastığımın altına koyarım. Hiç kimse fark etmez. Tamam bak. Oh! Olmaz ki. Çok ortada bir yer, hemen açalım. Ölürler olurlar. Başka yere koyayım ben. Nereye koysam acaba? Sandık. Sandığa koyarım. Daha emin olayım. Şöyle saklayayım. İşte tamam. Yok orası da olmaz. Çok ortada bir yer. Nereye koyarsam? Ha, en emin yeri buldum vallahi. Tamam. Ökeş Efendi'nin resminin arkasına koyarım. Allah razı olsun senden. Ay, ay nereden aldın bu işi başıma? Apartmanın paraları. Ya hırsız gelir de alırsa ne yaparım? Nasıl koyarım yerine ben bu kadar parayı? Allah'ım sen bana yardım et. Bekeş Efendi, ne olursun. Herkesin yardımına koştun zaten. Değil mi? Efendi. Vallahi şimdi paralar emin ellerde. Bekeş Efendi'nin resminin arkasında duruyor. Ah Bekeş Efendi, Bekeş Efendi. Herkesin her şeyin yardımına koştuğunda bir tek kendini yardımına koşamadın. Erken gittin, erken. Oh. Ay. Sabır, sabır ya sabır. Sabır, sabır ya sabır. Ay. Anneciğim. Akşama iftara misafirimiz var. Çağla'nın okuldan arkadaşı Serkan vardı ya, o gelecek. Hangisiydi o? Ne demek hangisiydi o? Çağla'nın bu eve gelen bir tane erkek arkadaşı var zaten. Aha, tamam tamam, hatırladım. Peki ne zaman evleniyorlarmış? Tarih belirlemişler mi? Anneciğim öyle bir şey yok. Onlar sadece okuldan arkadaşlar. Komik olma. Aa, öyle şey olur mu hiç? Kimlerdenmiş, ailesi zenginmiş, bunları bilmek lazım. Sonra Çağla sıkılmasın, üzülmesin. Geldim. Kapı kapı. Kim geldi acaba? Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. Geldik. Geçin geçin. Merhaba, hoş geldin yavrum. Geçin içeri. Babaanne, nasılsın? İyi akşamlar. Hoş geldin evladım. Aman aman, el efendilerin çok olsun inşallah. Ama çok da fazla olmasın. İki tane yeter bu zamanda. Yani Çağla'nın çeyizi hazır gibi sayılır. Bir iki eksiği var, ben onları tamamlarım. boş ver oğlum. İki nevresin takımıyla bir fiskos masası örtüsü eksik. Ben onu hallederim kısa zamanda. Anne, Umutcan odasında yalnız ders çalışıyordu. Yardım edersen çok sevinir. Git istersen hadi. Tabii, iyi olur. Şurası biliyor zaten. Anne ne biçim şeyler söylüyorsun öyle çocuğa? Anne rezil Çağla, sen de şunu as. Mutfağa gel benimle, yapılacak bir sürü iş var. Ay maşallah, boyu posu da yerinde. Taşı sıksa ekmeğini çıkarır vallahi. Haber ufaklık. İyiyim büyüklük. Vay, tavır koyuyoruz ha.
Şaşırtma beni. Senin yüzünden rekoru kaçıracağım. Yandım işte. Ben bu oyunu çok iyi bilirim. Gel sana püf noktalarını öğreteyim. Bak gördün mü böyle işte. Kaçacağın zamanı iyi kollayacaksın. Cesur oynayacaksın. Bence şimdi yanacaksın. Yanmayacağım. Çünkü ben bu oyunu 3 yıldır oynuyorum. Gözüm kapalı bile oynarım. Ben daha 1 haftadır oynuyorum. En fazla 1 hafta daha oynarım. Aynı oyunu 3 sene oynamak çok sıkıcı olur bence. Hadi bakalım. Ders çalışma zamanı. Yemek vaktine kadar odayı terk ediyorsun ufaklık. İkili. Bana ne ya? Niye çıkıyormuşum? Allah Allah. Ben varken ders çalışamıyorsan git tedavi ol kızım. Annem mi çağırayım? Yoksa anlayışlı bir bücür olarak kendin mi çıkarsın Nurcan? Daha dünyaya gelirsem kesinlikle ailenin ilk çocuğu olarak geleceğim. İkinci çocuğu olarak asla ama asla gelmeyeceğim. Çık dışarı. Serkan devam mı edeceksin yoksa dersini çalışalım? Bitti mi? Babür! Babür! Gelsene bir dakika buraya. Ne yapacaksın oğlum Babür'ü? Şey, Babür'le oyun oynayacaktık. Ha, Babür işe gitti. Ne? Babür'ü işe mi soktunuz? Yok kalmıştı yapmadığınız. Zavallı robot. Hayatım yanlış anladın. Babana yardım etmek için dükkana gitti. Zaten benim robotumu benden başka herkes kullanıyor. Ablam da odamı işgal ediyor. Nedir benim bu halim ya? Her zaman tutturursun televizyon seyredeceğim diye. Boşsun işte. Otur seyret çizgi filmini. Şu manzaranın güzelliği dünyalara değer. Bir kaynana için gelinin çalıştığını görmekten daha güzel ne olabilir ki? Salata yaptın mı? Yaptım anne, yaptım. Ha, çorbaya da fazla tuz koyma. İsteyen istediği kadar koyar. Olur anneciğim, koyma. Ha, pideler de iyice pişkin olsun. Sonra insanın midesine oturuyor. İyi de anneciğim, pideyi ben yapmıyorum ki. Hazır alıyoruz. Acaba sen yapsan daha iyi olmaz mıydı? Tabii anneciğim, ben yaparım istersen. Eğer sen istersen ben evde menba suyu bile yaparım. Menba suyu yapılmaz da ama belki kola yapabilirsin mesela. Kola? Ben bakarım. Yavaş oğlum. Herkese merhaba, biz geldik. Babür, seni çok özledim. Özlemek, seni görmeyi istemek şeklindeyse sanırım ben de seni özledim. Gel, gel bak sana onu göstereceğim. Boş hadi, boş. Bak. Nasıl, güzel olmuş mu? Gördüğüm kadarıyla sürrealist kalıplardan yola çıkarak yoğun şekilde kübizmin etkisinde kalmışsın. Oriental renkler tercih edip objeleri deforme etmen ortaya tanımsız bir resim çıkarmış. Fuat zaten sana resmi gösteren de. Babaanne bir de sen baksana. Bakayım. Bu ne bu? 62'den tavşan mı yapıyorsun? Ne tavşanı babaanne ya? Görmüyor musun yaptığım resmi? Görmüyorum. Ya aman babaanne, görmeni çok istiyorum. Öyle mi? Git o zaman odamdan gözlüğümü getir. Babür, babaannemin odasından gözlüğü getirir misin? Hemen getiriyorum efendim. Enerji %'sinde azalma mevcut. 1 saat içerisinde şarj edilmem gerekiyor. Bak bak. Buna para denir. Neymiş? Para.
paranın ne olduğunu biliyorum. Lidyalılar tarafından icat edilmişti. Aferin. Bu da kumbara. Kumbaranın içinde paralar biriktirilir. İçinde biriken paralarla kendine istediğin şeyi alabilirsin. Mesela ben kendime PlayStation alacağım. Ne kadar çok para birikirse bu kumbaranın içinde istediğim şeyi o kadar çok çabuk alabilirim. Tolstoy'un romanlarının mankenler tarafından çok ilgi gördüğünü biliyor muydun Çağla? Aa, mankenler mi? Tolstoy ve mankenler. Ciddi misin? Ciddiyim. Tolstoy'un kitapları kalın olduğu için yürüyüşler senin de başlarının üzerlerine koyuyorlarmış. Anladım. Çağla, sizin banyo ne taraftaydı? Ay Serkan, bu eve kaç defa geldin hala bir türlü öğrenemedin. Bak kapıdan çık, hemen ilk kapı, tamam mı? Ne bu? Dolaptan adam mı yaptın? Yok, portmantodan adam yaptım. Gözlüklerine göremiyor musun yaptığım bu resmi babaanne? Bir şeye benzetiyorum ama tam olarak çıkaramıyorum. Yok yani, ben çıkamayacağım bu işin içinden herhalde. Ya anneme dedim o kadar ben edebiyat okumayayım diye. Edebiyat benim neyime? Ben en fazla romantik olabilirim. Telefon sana kızım, arkadaşın seni arıyor. Geldim. Galiba babaannenin odası burası. Vay be, Gabriel'in gençliğinde bayağı güzelmiş. Bu da kocası herhalde. Neyse. Yanlış gözlük getirmişsin babi. Yakın gözlüğü yerine uzak gözlüğünü getirmişsin. Ama senin ne işin var burada oğlum? Kusura bakmayın Gabriel teyze, ben banyo yerine buraya girdim yanlış. Banyo burası oğlum, bak orası. Ben git çıkacağım. Ben kısaltmanı hadi, beni almaz git hadi. Oh be, dünya varmış. Bak, bu adamın burnunu büyük çizmişsin. O adam değil ki babaanne, sensin. Bak, ben, babam, annem, hı-hı, ablam, bir de Babür. Hı. İnsan babaannesini bu kadar çirkin çizer mi ayol? Ben bu kadar çirkin miyim? Çarşın bitmek üzere. Umutcan, rica etsem fişimi Firuze takar mısın? Tamam, takıyorum. Babür dükkanını görecektiniz. Papağa yeni girece bildiği yetmiyormuş gibi. Bir de adamlarla güldürdü, espri yaptı onlar. Desene ticareti de öğrendi baba Babür. Öğrendi Çağla, öğrendi. Bugün tam 8 tane halı sattık onunla. Madem öyle, bundan sonra Babür'ü hep götür dükkana. Çok işte, yani her zaman da olmasa arada sırada götüreceğim tabii. Evet.
Evet, bence de her zaman gitmesin. Yani ara sıra yanında götürür işte. Hem biliyorsunuz Bahadır evde de lazım oluyor. Hem canım bir robotu öyle ikide bir de dışarı çıkarmak doğru olur mu? Çalarlar malarlar Allah korusun, değil mi? Çalarlarmış. Ben senin derdini çok iyi biliyorum kurnaz gelin. Bahadır gidince ev işleri sana kalıyor tabii, değil mi? Bütün derdi aslında ev işlerinin hepsinin bana kalması. Nedir biz gelinlerin bu kaynanalardan çektiği bilmem ki. Of! Şimdi bu bizim mahallede 20 apartman olsa, ondan sonra her birisi 5 katlı oluverse, her bir katta da 2 daire oluverse, her bir dairede bayram davulcusuna 1 milyon verse, amanın zengin oldun demektir ben. Kendimi biraz sıksam aşağı mahalleye bile idare ederim ha. Bu davulcunun ben olduğum için seni bilinmemesi lazım ha. Yaşadık ulan yaşadık. Ey yumurtaya can veren Rabbim. Ne yettin de şu Ramazan'ı yaptın. Ramazan'ı ben çok seviyorum yani. İsmail efendi. İsmail efendi. Buyurun gari. Bizim dairenin sigortası atmış. Şuna bir bakıver. Tamam anlaşıldı. Bak bu 13 numaradaki Murat Bey. Bu herif zengin ha. Bayramda bu bana 5 milyon bile verir ha. Düşünsene İsmail. Bayramda hem davulcu olarak para alacaksın, hem kapıcı olarak para alacaksın. Oğlum kesin zengin olacaksın, ben zengin olacaksın. Ana bak aklıma ne geldi. Acaba ben bu kadar para kazandığım vakit, acaba benim kimliğim, kişiliğim, karakterim böyle değişir mi? Yani para beni değiştirir mi be? Yok be, para beni ne değiştirecek be? Değiştirmez. Değiştirebilir. Değiştirmez. Değiştirebilir. Değiştirsin. Olsun. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben artık izninizle gideyim. Aa tabii tabii izin senin yavrum. Git git git. Güle güle yavrum. Annenle babana da selam söyle olur mu? Çok teşekkür ederim. Aleykümselam. Hadi hoşça kal. İyi akşamlar teyzeciğim. İyi akşamlar. Geçin tamam canım. Yakışıyorlar vallahi. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Amanın. Sahurda kalkmayı unutmamam lazım. Vay ya, eğer mahalleleri kaldıramazsan bayramda bahşişi unut oğlum. Bir kuruş bile vermez kimse vallahi. Saat 4'de kurdum, 4 iyidir. Bu zamanda tek maaşla geçinilmiyor ki. Böyle ek işler yapmak lazım canım. Haydi bismillah. Hayatım sana bir şey soracağım. Sor canım. Şu Serkan denen çocuk ve Çağla ile ilgili benim bilmediğim bir şey yok değil mi? Ne gibi? Ay Turgutcuğum saçmalıyorsun yani. Hı. Sen de başladın annen gibi. Onlar eskidendi. Yani Çağla ile Serkan sadece okuldan arkadaşlar o kadar. Hı. Ne bileyim bize biraz fazla gidip geliyorlar. Ne var bunda? Ne demek ne var? Yani özür dilerim. Bizim zamanımızda öyle nişanlıyken bile kolay kolay buluşamazdık. Hatırlarsan babam biz dışarı çıktığımız zaman gezmeye yanımıza 3 kardeşini birden sokuştururdu. Hatırlıyorum. Senin için epey masraflı günlerdi değil mi? Ne masraf ne masraf. Parkta baş başa kalabilmek için kardeşlerine para verip çikolata almaya gönderiyordum. Evet evlendik de bu masraftan kurtuldun canım değil mi? Teşekkür ederim sağ ol. Hadi yatalım hayatım. Yatalım yatalım. Hadi. Öyle mi? Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Amanın! Ulan 4 dakika geç kalmışım be. Ulan geç kaldık be. Kesinlikle danılmamam lazım. Vay ya. Eğer birisi beni tanırsa var ya.
Gabriel'in beni o kadar çabuk işten atar ki valla bütün iş dünyasına örnek olurum ha. Hadi bismillah. Evet hayatım. Aa, Babür'ü yine mi götürüyorsun işe? Hayatım, papağa yeni gelinler, gemiyle gelmişler. Kafileyle gelmişler, bakarsın bizim dükkana geliverirler. İyi, peki hayırlı işler o zaman, ne diyeyim? Size de evde hayırlı işler. Sağ ol. Hadi biz gidiyoruz. Tamam, hadi güle güle. Gel Babür'cüğüm, biz gidelim. Güle güle. Hadi kapıyı çarptım. Güle güle, tamam. İsmail Efendi, neredesin? Duymuyor musun? Ay. Ay, nerede bu adam? Beni çağırıvermişsin Gabriel Hanım, buyurun. Neredeyin İsmail Efendi? İki saattir seni çağırıyorum. Ya işte herhalde oruçtan oldu herhalde. Böyle içim geçmiş, uyu kalmışım. Bırak şimdi uyumayı da bugün yapılacak bir ton işimiz var. Hmm. Neydi? Söyle bakalım. Hmm, kalorifer parasını yatırıvereceğini Gabriel'a. Gabriel'a değil, Gabriel'im. Gabriel'im. Sen dur bekle. Ben şimdi tamam. Gelirim. Ben bekliyorum, sen şimdi gel. Ah, Ökeş Efendi, sana çok teşekkür ederim. Rahmetli olduktan sonra bile beni düşündün. Ay, bu resimde niye böyle yamulmuş ayol? Artık parayı almanın da zamanı geldi zaten. Aa, yok. Ay, yok olmuş para, yok burada. Allah Allah, onu şuraya sokmuştum. Ne oldu bu? Ay, Allah'ım, ne yaptın Ökeş Efendi? Nereye gitti paralar, söylesene. Allah'ım, kuş olup da uçmadı ya bu para. Nereye gider? Yok, yok, yok. Yok canım, bunun arkasını saklamıştım. Ne oldu Allah'ım? Yandım, nasıl ödeyeceğim ben bu kadar parayı? Ah Ökeş Efendi, ah gördün mü başıma gelenleri? Ne yaparım ben şimdi, ne yaparım? Ökeş Efendi sana eminsin diye verdik. Sakla bu paraları dedik. Ay ne yapacağım? İsmail Efendi. Kıdamın altındır efendim. Kıdamın Gabriel Hanım anadam. Şey, kalorifer parasını bugün yatırmanın bir acelesi var mıydı? Yok, yarın son günü, yarın da yatırabiliriz. İyi, o zaman yarın yatırırız. Ey, sen nasıl istesen. Hadi sen işine hadi, hadi uyuma hadi. Melek, neredesin sen? Geldim. Efendim anne, ne oldu? Apartmanın aidat paralarını koyduğum yerde bulamıyorum. Aa, emin misin? İyice baktın mı? Tabii baktım, her yere baktım. Yok olmuş, yok. Allah Allah. Gel bir de beraber bakalım. Hı? Bakalım. Belki unutmuşsundur koyduğun yeri. Yok. Başka bir yere koymuş olabilirsin anne. İşte buraya. Rahmetlimin resminin arkasına koymuştum, yok olmuş paralar. Anneciğim, belki başka bir yere koymuşsun. Ay, yok yok, gitti paralar, görüyor musun? Moralini bozma anneciğim, şimdi her tarafa bir bakarız şunlara. Allah, buraya koymuştum işte, yok. Yok olmuştu, ne yapıyorsun ayol? Allah Allah. Buraya koydum diyorum sana, resmin arkasına koydum diyorum işte. Anneciğim, bak. Sakın yanılıp da yani kendi rahmetlinin değil de başka bir rahmetlinin arkasına koymuş olmayasın paraları. Aa, hayır hayır. Neden benim öz rahmetlimin resminin arkası dururken başka rahmetlinin resminin arkasına koyayım ki? Ay ne yapıyorsun ayol? Benim rahmetlimin resminin arkasına koydum diyorum sana. Kaçtın onları. Ah, benim gelin resmim ayol. Atma yere öyle. Anne, odanı o kadar dağıtmışsın ki yani. Tabii. Bulamazsın parayı tabii. Sen dağıttın işte. Bırak, ver yastığımı. Ay, atma öyle. Şey, köşenin altına. Aa, karıştırma oraları. Yapma ben düzeltiyorum. Anneciğim, daha sana yardım kesin etmeye çalışıyorum. Aman ya, eski oldu yardım. Hadi çek, çek, çek. Hadi. Ay. Rahmetlin resmini de yerinden uyarttı. Görüyor musun? Hoş geldin. Rahmetlin neredesin? Ah.
rahmetli. Vallahi billahi çok iyi hatırlıyorum. Paraları resmin arkasına koymuştum. Hatta ben odaya girerken Serkan odadan çıkıyordu. Yanlış gözü getirmişsin babi. Yakın gözlüğü yerine uzak gözlüğünü getirmişsin. Ama senin ne işin var burada oğlum? Kusura bakmayın Kabriye teyze. Ben banyo yerine buraya girdim. Yanlış. Banyo burası oğlum bak orası. Ben geçeceğim. Kısa alayım. Hadi. Evet, buldum, buldum. O çaldı. Kim çaldı anne? Kim olacak? Serkan. Benim odamda ne işi vardı? Serkan mı? Hı. Yok canım. Hiç öyle bir çocuğa benzemiyor. Yok yapmamıştır anne. Ama nereden biliyorsun? Bizim eve ondan başka yabancı geldi mi? Benim odamda ne işi vardı hem? Yok anne. Yani boş yere günahını almayalım çocuğun. Evet, biz onun günahını almayalım da o bizim paralarımızı alsın değil mi? Huyunu suyunu biliyor musun? Tabii ki bilmiyorum anne. Ha, ama onun huyunu suyunu bilse çağılabilir anne. Evet tabii ya, Çağla'ya sormak lazım. Bakalım böyle huyları var mıymış? İyi de Çağla'ya nasıl soracağız? Senin arkadaşın hırsız mıydı kızım? Öyle sorulmaz ki. Yani o da kırılır. Geldim. Hoş geldin kızım. Merhaba anneciğim. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın babaanne? Merhaba, geçelim. Ya anneciğim, şey diyeceğim, bizim yarın sınavımız var da biz hemen odaya geçip ders çalışsak bir mahsur yok değil mi? Mahsur? Yok, ne mahsur olabilir ki? Çalışın tabii. Ders çalışacaksınız ha? Hı-hı. Ders. biz odaya gidip ders çalışmaya başlasak bir an önce iyi olacak galiba. Evet, tabii. İyi çalışmalar size. Sağ ol anne. Gel Serkan. Anne. Anne biraz heyecanlandı gibi değil mi? Bana da öyle geldi. Biraz daha üstüne gitsek suçunu itiraf edecek gibiydi. Çağla. Efendim. Neden annenler bana öyle garip garip baktılar? Annemler sana garip mi baktılar? Evet. Bakışlarında bir tuhaflık vardı. Allah Allah. Yani bence sana öyle gelmiştir. Belki de oruç başlarına vurmuştur. Boş ver. Gel otur. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağımızı bilemiyorum ya. Ben de bilemiyorum. Bunca senenin deneyimli insanı olarak aklıma hiçbir şey gelmiyor. Bir insana gidip de evladım sen hırsız mıydın bakayım diye sorulmaz ki öyle. Tabii sorulmaz da ama gene de bir şeyler deneyebiliriz. Ne gibi yani nasıl deneyeceğiz? Mesela senin bileziklerinden bir tanesini onun görebileceği bir yere koyalım. Ha. Bakalım alacak mı? Hı? Evet, bu iyi bir fikir. Ay anne, ya alırsa ne olacak? Tamam, alırsa hırsız Serkan demektir. Yakasına yapışıveririz. Çağla'cığım, bir saniye gelir misin canım? Tamam anne. Geliyorum Serkan. Yani anlayacağın durum böyle Çağla. İnanması zor ama bütün deliller onun suçlu olduğunu gösteriyor güzel kızım. Ya anne ama nasıl düşünürsünüz Serkan hakkında böyle bir şey canım? Bebeğim emin değiliz. Sadece emin olmaya çalışıyoruz. Dün babaannen Serkan'ı kendi odasından çıkarken yakalamış. Aa. Ya. Beni görünce paniğe kapıldı. Ne diyeceğini şaşırdı. Allah Allah. Ya ne işi var Serkan'ın babaannemin odasında? Ay kötü bir kabus gibi ya bu. Yani en iyi arkadaşımın hırsız olma ihtimali var öyle mi? Canım kesin bir şey yok ortada. Yani böyle bir günde kimseyi suçlamak istemiyorum ama görünürde o suçlu yani. E peki nasıl anlayacağız? Nereden anlayacağız? Ha, onu düşündük biz. Babaannen şöyle bir yöntem söyledi. Şimdi bunu götüreceksin. Serkan'ın en görebileceği yere koyacaksın. Tamam mı? Ben. Evet canım. Yani alırsa da çok üzgünüm ama Serkan suçlu. Ay anne bence almayacak. Yani benim Serkan'ı tanıdığım kadarıyla Serkan asla böyle bir şey yapmaz. Sırf onun hırsız olmadığını ispatlamak için yapacağım bunu ona göre. İnşallah almaz. İnşallah. Hadi git bekletme bari çocuğun oldu diye merak ediyorum. Yapacağım şimdi.
Haber ver bize. Ne var ne yok Serkan? Nasıl yani? Ay, yani ne bileyim canım, konular nasıl, zor mu? Yani yarınki sınavda başarılı olabilecek miyiz filan? Şu kısımlar biraz kolay da bu kısımlardan gelirse biraz kazık. Ay tabii tabii, inşallah o kısımlardan çıkmaz yani. Sen iyi misin? Ben? Ha, ben çok iyiyim canım. Aa, Turgut. Ne oldu, bir şey mi oldu, erkenden geldin? Babürü bırakmaya geldim. Toptancıya gideceğim, yanımda götürmek istemedim. Mağazada bıraksaydın. Niye? Aa, Ali sen ne diyorsun ya, ne yapıyorsun? Dışarıda manyağı var, hırlısı var, hırsızı var. Tek başına kalır mı dışı yok? Evet, çok diyor. Haklısın valla. Hırsızlar cirit atıyorlar. Hadi ben gidiyorum. İftara görüşürüz. Tamam hayatım. Canım, güle güle, güle güle. Benim annemle konuşacağım bir şey var, tamam mı? Şimdi dışarı çıkacağım. Birazcık küçük bir aradan sonra hemen geri geleceğim. Yani sen bu arada tabii sıkılma. Etrafta gez dolaş, kedi evinmiş gibi davran. Yerlere falan bak, tamam mı? Ya her yeri kocalayabilirsin, için rahat olsun. Evinmiş gibi, yerlere bak, kocala. Bana bak. Ne oldu, bıraktın mı bileziği yere? Bıraktım babaanne, bıraktım ya. Hadi o zaman kalkın da kapının aralığından seyredelim. İnanmıyorum Serkan. Sessiz olun. Aldı vallahi. Suçüstü yakaladık hırsızı. Demek hırsız oymuş Çağla. Ya anne bir durun, bir anlayalım bakalım. Çocuk aldı ama belki bize getirecek. Hiç sanmam. Ben sizin ne yaptığınızı öğrenmek istiyorum. Niçin gizlenerek bakıyorsunuz? Buyur bakalım. Hoş geldin meraklı robot. Ya şimdi seninle uğraşamayacağız Babür. Bir sus. Anne onu da anlatalım da anlasın ne olur Dini. İyi. Evet. Babürcüm. Evde bir para kayboldu. Biz de bunun nereye gittiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu kimin çaldığını. Yine de hala ne yaptığınızı anlayamadım. Ama kaybolan paranın nerede olduğunu ben biliyorum. Aa, nerede olduğunu biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Evet, enerjim biterken dengemi kaybettiğim zamandı. Sizin odada paralar buldum. Ve onları Umutcan'ın kumbarasının içine attım. Ay sen ciddi misin Babür? Laubali bir robota mı benziyorum? Ay. İsterseniz ispatlayabilirim. İspatla. Anne bulundu paralar, bulundu. Dur bakalım nerede olacak. Çocuk hırsız değilmiş demek ya. Günahını aldık işte. Aldınız tabii. Beni de alet ettiniz. Ne yapayım kızım? Al, babaannenin suçu yani. O söyledi bileziği bırakın diye. Paralar bunun içinde. Ay ama karışma sen. İşte buradaymış. Ver onu. Ver. Ah Babür, senin yüzünden başımıza neler geldi görüyor nerede musun? Nerede kumbara? Burada anneciğim etti işte. Ah. Koy içine bakayım şunları. Ne açıyorsun sen benim kumbaramı? İçine. Hepsi orada, tamam. Vallahi paralar buradan çıktı yani. Aptal teneke. Senin yüzünden 10 yılımı kaybettim. Anne. Peki bilezik? Serkan aldı bileziği. Doğru. Ay durup dururken hırsızlığa teşvik ettiniz güzelim çocuğu ya. Bunu yerde buldum. Biri düşürmüş olmalı. Ay yavrum benim. Sağ ol. Aferin oğlum, aferin. Çok şükür her şey güzel bitti. Ne Serkan hırsız çıktı, ne de apartmanın parası kayboldu. Neyse, gözümüz aydın.
Demek benim kumbaramdaki paraları aldınız. Şşşt! Umurcan saçmalama. O paralar sana ait değildi bir kere. Hem sana ait olanlar kumbaranın içine duruyor zaten. Şu paraları kaybetmeden İsmail Efendi'ye vereyim. Arıyor işte yerinde. Abi şurada. İsmail Efendi. İsmail Efendi. Oo! İsmail Efendi duymuyor musun beni? İsmail Efendi neredesin? Duymuyor musun? Ben amirin Kavriye. Kavriye konuşuyor. O çiçekleri sadece sulamakla olmaz ki. Biraz da vitamin vermek gerek. Hiç vitamin veriyor musun onlara? Yok anne, şu aralar veremiyorum. Biliyorsun paraya sıkışığız. İdareli olmak zorundayız. Desene kriz saksıda çiçekleri de etkilemiş. Hiç sorma anneciğim. Turgut da çok sıkılıyor canım benim. Sabaha kadar rüyalarında hesap kitap yapıyor herhalde. Sürekli sayıklıyor. Ah Turgut'cum ah ah. Bu gidişle saçları süt gibi beyazlayacak. Ondan sonra bir de başımıza boya masrafı çıkacak. Ya. Ay anne süt dedim de aklıma geldi. Ocakta süt vardı. Taştı vallahi. Taşlar, taşar tabii git. İyi günler. İyi günler. Kabriye sever siz misiniz? Evet benim. Buyurun. Şuraya imzalarımız. Nedir bu imzaladığım şey? Memur Bey. İcra ihbarnamesi. İcra ihbarnamesi mi? Evet, ödemediğiniz bir borcunuzdan dolayı sizi icraya vermiştim. Neyse, iyi günler. İyi günler. Ne oldu anneciğim, kim geldi? Şey, kapıcı İsmail Efendi geldi. Şey getirdi. Ne getirdi? Şey canım işte, apartman aidatlarıyla ilgili bazı kağıtlar vardı, onları getirdi. Ha, ne, elindeki mi? Ha, evet. Allah Allah. Yine bir tümen dönüyor ama. Ah. Allah'ım. Allah'ım bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başıma? Sen bak görüyor musun? Senetleri zamanında ödeyemediğim için eve haciz geliyormuş. Ay, 50 milyon diye imzalattığı senet meğer 500 milyonmuş. Allah'ım ne yapacağım ben? Ay keşke kapıya gelen pazarlamacıdan bu tencere setini almaz olsaydım. Ay Ökeş Efendi, Ökeş Efendi çok kötü kazıkladılar beni. Görüyor musun? Bak bak bak. Ay vallahi kabrini tuzağa düşürdüler Ökeş Efendi. Ne bileyim ben torunumuz Çağla'ya set alayım dedim tencere seti. Ama işte kazıklamışlar beni. Sen başımda olsaydın bunlar başıma gelmezdi Ökeş Efendi. Ah Ökeş Efendi ah. Görüyor musun şimdi başıma gelenleri? Bu aralar hiç de param yok. Nereden bulurum, nereden isterim? Kimseden borç isteyemem ben, alışmamışım. Of. Ey gidi mübarek Ramazan. Göz açıp kapayıncaya kadar geldi de geçti bile. Yarın bayram bayram da hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı ki. Nerede o eski bayramlar? Havalar sıcak olurdu, denize bile girerlerdi. E tabii anneciğim, bayram her sene 10 gün daha erken geliyor, farkında değil misin? Böyle olunca da eski bayramlar yazın oluyordu. 11 ayın sultanı mübarek de hiçbir yıl yerinde durmuyor ki. Neyse ben çıkıyorum anneciğim. Kolonya, şeker falan alacağım. Bana da lokuma, güllü olsun, dişlerime iyi geliyor. Ancak onu yiyebiliyorum. Tamam anne, bulursam alırım. Hadi görüşürüz. Gerçi artık bayramların da pek tadı tuzu kalmadı ya. Neyse, hele şu bayramı da bir kazasız belasız bir atlatalım da. Tat alma duyunuz olduğu için çok şanslısınız. Tatlı, ekşi, acı, buruk, tuzlu. Ben bunları hiçbir zaman bilemeyeceğim. Ama biz biliyoruz da ne oluyor sanki. Sen bizden daha fazla yaşarsın. Biz 70-80 bilemedin 90 yaşına kadar yaşarız. Ama sen bozuldukça tamir edile edile 500 sene bile yaşarsın. Robot olarak 500 sene yaşamaktansa insan olarak 5 sene yaşamayı tercih ederim. Banyoda silinecek miydi efendim? Tabii silinecek. Emredersiniz.
geldim, geldim. İyi günler. İyi günler. Biz 5. icra dairesinden geliyoruz. İcra mı? Evet. Senetlerinizi ödememişsiniz. Borcunuzdan dolayı icra iflas kanunu ilgili maddesi uyarınca evinizdeki malları haşedeceğiz. Ay, aceleniz neydi? Bayramdan sonra gelseniz olmuyor muydu? Niye? Bayramda el öpüp senet parasını mı toplayacaksınız? Buyurun içeri, buyurun. Televizyondan başlayalım. Bu televizyonu 100 milyona sayalım mı? Televizyonu? Yok, hayır, hayır, olamaz. Almayın onu benden. Hadi size kıyak geçelim. Televizyon 130 diyelim. Yok, hayır, hayır, olmaz, olmaz. Neden almayacağız ki? Çünkü onun bende çok büyük bir hatırası vardır. Büyük hatırası mı var? Allah Allah. Demek bu televizyon sizde büyük hatırası var ha? E tamam, almayalım o zaman bunu. Hadi mutfağa geçelim. Bu buzdolabını 150 milyon sayıp alıyoruz. Yok, onu da alamazsınız. Hoppala, onu niye alamıyormuşum? Çünkü onun da büyük bir anısı var. Buzdolabının da mı anısı var? Hı hı. Rahmetli kocam bunu bana doğum günü hediyesi olarak almıştı. Doğum günü hediyesi mi? Rahmetlinin amma değişik hediye anlayışı varmış. Artık lüfeyle başlayalım. Yok, o da olmaz. Bunun da anısı var. Siz anısı olmayan eşyalarınızı söyleyin, biz onları alalım. Ay, bu evdeki eşyaların o kadar çok anısı var ki, anısı olmayan eşya yok gibi. Siz de o kadar çok anı yapmasaydınız evdeki eşyalarla. Kusura bakmayın ama seyahatte kadar malı hazretmemiz gerekiyor. Yeterince vakit kaybettik. Daha hazredeceğim 3 iş yeri, 9 ev var. Bu aralar yoğun işler. Şu tabloları alsak, çok da para etmez ama. Neyse, koltukları alırız olmazsa. Banyoyu temizledim efendim. Başka nereyi temizlememi istersiniz? Bu da ne böyle? Bir robota benziyor. Evet, ben gelişmiş bir hizmet robotuyum efendim. Vay be, piyasada neler varmış. Bir dakika, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? Bu robota hac edelim. Bu hacin tamamını karşılar. Borç kaç para? Benim piyasa fiyatım nedir? Borç epey yüklü. Teyze Hanım'ın da evinde bir sürü eşya var ama hepsi de hatıraymış. Evet, lavabo açma pompasının bir anısı varmış. Saçmalamayın. Evin robotu da hazredilir miymiş hiç? Evin içerisinde her şey hazredilebilir teyze hanım. Biz bir keresinde evin kedisini bile hazrettik. Ya evdeki eşyalar ya bu robot. Kararını ver teyzeciğim. Evet teyze, bu iş fazla uzadı. Ne yapsam acaba? Evin eşyalarını hazretseler her şey öğrenilecek. Rezil olacağım. Ama Mabir götürürlerse Mabir çekti gitti derim. Hiçbir şey anlaşılmaz. Hadi teyze hanım, kararını ver de artık beklemeyelim. Pekala. Madem illa bir şeyi harcayacaksınız, robotu alın bari. Hadi gidiyoruz koca oğlum. Hey, bir dakika. Beni nereye götürüyorsunuz? Sus bakayım. Hazreden malların soru sorma ve itiraz hakkı yoktur. Vay be. Meslek hayatımda ilk defa robotu harcayacağım. Babir'i sorarlarsa ne derim bilmiyorum ki. Odamdaydım, hiçbir şey görmedim derim. Ne var babaanne? Hiç iyilik işte. Bütün gün odamda oturdum durdum, hiç dışarı çıkmadım. Benim karnım çok acıktı ya. Annem ya da Babir nerede? Bir şeyler koysunlar bana. Annen bayram için alışverişe çıktı. Babür de evi terk edip gitti. Ne? Neyi terk etti? Evi. Ben artık bu kadar iş yapmaya dayanamıyorum dedi, çekip gitti. Ya, sen bana kesin şaka yapıyorsun. Yani doğru olamaz bu. Oğlum şaka değil. Ben de şaşırdım ama ne yapayım, çekip gitti. Nasıl gider ya? Nasıl terk eder bizi o? Ben de çok üzüldüm, çok şaşırdım ama ne yapalım? Gidenle gidilmiyor, hayat devam ediyor.
Hayır, olamaz. Böyle bir şey olamaz. Babür bizi terk etmiş olamaz. Ne demek olamaz? Sen bana yalancı mı demeye çalışıyorsun? Yo anne, estağfurullah. Niye öyle söyleyeyim ki? Tabii. Ama ne olup ne bittiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Turgut, bence Babür'ün başına bir iş geldi. Ya canım, ben evdeyken hiçbir şey yoktu robotun. Senin yüzünden zaten kaçtı gitti. Bütün işleri ona yükledin, o da gitti. Olmaz babaanne ya. Babür böyle bir şey yapmaz. Bizi bırakıp gitmez ki. Niye olmasın canım? Belki psikolojik sorunları vardır, ne bileyim. Saçmalama Umutcan. Demirden, kablodan yapılmış robotun ne gibi bir psikolojik problemi olabilir? Öyle olmaz, böyle olmaz. Yani ben mi kovdum onu evden? Bunu mu demeye çalışıyorsunuz? Anne, bir şey demeye çalışmıyorum. Sadece Babür'ün gittiğine inanamıyorum yani. Bu gidişse sadece Babür değil, ben de çekip gideceğim. Bakalım o zaman ne yapacaksınız, göreceğiz. Acaba 3 sene fazla mı gittik ya? Biliyorum Ökgeş efendi, bana çok kızgınsın ama ne yapayım, Turgut'tan da para isteyemem. Üf, ne yapsam acaba, her şeyi itiraf etsem mi? Yok, 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 yapamam, yüzlerine bile bakamam, utanırım. Nerede o eski gelinler bile diyemem. Son iftarımızı da yaptık. Mübarek Ramazan geldiği gibi gitti. Babür'le birlikte gitti. Hala inanamıyorum ya. Babür nasıl çıkıp gider? Yani o bir robot. Robotların evden kaçması mümkün değil ki. Kötü yol düşmese bari. Ay sevgili ailem, iyice saçmalamaya başladık. Canım biraz sabırlı olun, birazcık bekleyelim. Bakarsınız birazdan kapı çalınır, Babür ben geldim diye içeri dalar ha? Eğer bizi demir yüreğiyle şu kadarcık seviyorsa hemen gelecektir, mutlaka. Canım ya, şimdi kim bilir nerededir? Ya baba, çıkıp arasak mı biraz acaba? Şahla, koca İstanbul'da Babür'ü mü arayacağız? Şu işe bak, yarın da bayram. Ya, ah Babür. Yani bayram üstü yapılacak şey miydi bu? Of, şunları. Ekmeği de sen getir. Evet. Yatağın içine girsene hayatım. Ağlar iyice soğudu. Turgut. Hı. Yanlış anlamazsan bir şey söyleyeceğim sana. Sor hayatım. Annem evde sürekli benim iş yapmamı istiyor ya. Hı. Babür'ü bu yüzden sepetlemiş olabilir mi acaba? Valla düşünmek istemiyorum ama aklıma da gelmiyor değil hani. Benim de inanasım gelmiyor canım. Ama insan şüpheleniyor işte. Hı. Neyse artık, yatalım, yarın sabah konuşuruz. Sabah ola hayrola. Tamam. Abla. Efendim Umutcan. Sence Babür bizi neden bırakıp gitmiş olabilir ki? Hiçbir fikrim yok. Sence babaannemin dediği gibi işten sıkılıp kaçmış olabilir mi? Yok canım. Babür zaten bir hizmet robotu. Yani çalışmak için, hizmet etmek için programlanmış bir robot. Ben de aynı fikirdeyim ama sakın kaçırılmış olmasın. Aman Allah'ım, sakın beyaz robot tacirlerinin eline düşmüş olmasın. Ay saçmalama Umutcan ya. Yani beyaz robot tacirleri diye bir mafya yok ki. Nereden öldürüyorsun bunları? Hadi git yat artık. Al yastığını. İyi geceler. İyi geceler canım. Ah. Ay. Zavallı Babür. Şimdi kim bilir nerededir, ne yapıyordur? Ay. Ya zavallıcığın başına kötü bir şey geldiyse? Ah. Zavallı. Hep benim yüzümden. Yani ben kısa bir süreliğine Melek Hanım'ın yerine geçiyorum, öyle mi? Ama misafirlerin yanında çok dikkatli ol. Sakın hata yapayım deme. Peki efendim, siz hiç merak etmeyin. Onların yanında bana öyle hizmet et ki Kabriye Hanım'ın gelini nasılmış görsünler bakalım. Yüzümü kara çıkarma sakın. Yüzünüzü kara çıkartmamak ne demek efendim?
suyun nesini seviyorlar bir türlü anlayamadım. Oysa ki makine yağı çok daha lezzetlidir. Çiçeğin makine yağla ne işi var şimdi ayol? Hani robot çiçek olsa neyse. Su dünyanın en iyi çiçeğidir. Ama bizim için değil. Su zamanla bizim paslanmamıza neden olur. Hayrola ne bu? Ha? Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz? Babaanneciğim, Babür'ü bulada nasıl dans edilmesi gerektiğini öğretiyorum. Bari biriniz de ev hanımının öğretse annenize. Bakalım kahvaltıyı hazırlayabilmiş mi? Affet beni Babür. Buna mecburdum. Başka çarem yoktu. Efendim. Sizin de çocuklar, sizin de kutlu olsun. El öpenleriniz de çok olsun. Canım benim, canım. Bekleyin şimdi şeker getireceğim size, tamam mı? Alın bakalım. Bak bu vişneli. Teşekkürler. Bu kakaolu. Tamam. Teşekkürler. Hadi afiyet olsun. Güle güle. Güle güle. Of. Saat kaç oldu? Bizimkiler hala uyuyor. Günaydın. Günaydın anneciğim. Umutcan hala uyanmamış. Valla ben hazırlandım bile o hala uyuyor. Şşt. Oğlum. Hadi bebeğim kalk artık. Bugün bayram. Hadi. Hadi. Yoksa Babür mü geldi? Hayır canım Babür gelmedi. Oysa ki bu akşam rüyalarımda hep onu gördüm. Bana doğru koşarken şarjı bitip öylece kalıyordu. Üzülme bebeğim. Rüyaların tersi çıkarmış tersi. Yani bu rüyanın tersi çıkacak olursa sen ona doğru koşarken senin şarjın bitecek Umutcan. Çağla, hadi bakayım siz de zevzeklik yapmayın. Hadi kahvaltıya bekliyorum. Ay. Bayram harçlıklarınızı alamazsınız sonra, hadi. Ha ha ha, çok komik değil mi? Al. Ne var be, espri yaptık. Hücür. Çocuklar el öptüklerine onları sevindirmek lazım. Bayramlık vermek lazım onlara. Ay. Kim bilir ne kadar sevinecekler yavrucuklar. Oh, oh. Ah Ökeş Efendi. Bir bayram daha sensiz kutlayacağım. Ama merak etme kabrini ziyaret edeceğim. Hem de en sevdiğin çiçeklerden getireceğim sana ya. Geliyorum. Babacığınız İsmail Efendi olarak bayramlaşmaya geldin. 30 gün oruç tuttum, sonunda bayrama erdim. Evinize sevinç, neşe dolsun dedin. E bayramınız mübarek olsun efendi. Bitti mi? Bitti. İyi, hadi senin de bayramın kutlu olsun. Sağ olun. Şeker ister misin? Bir alayım bir tane gari. Ha, bekle bir dakika. Sağ olasın. Al bakalım bayram harçlığı. Canım ne gereği vardı? Gereği yoksa ver istersen geri. Yok canım madem o kadar ısrar ettiniz bende kalsın yok, gari. Yok gerçekten ısrar ediyorum. Hadi iyi bayramlar. Hadi sana da. Herkese selam. Oldu. Çağla'ya da selam. Tamam hadi çok konuşma hadi. Çocuklar hadi kalkın artık ama. Oh, ben giyindim bile. Peki sen ne zaman giyeceksin bayramlıklarını? Biz yetişkinler bayramlık giymeyiz canım. Bayramlıkları senin gibi çocuklar giyerler. Yok ya. Peki ne giyersiniz? Biz normal kıyafetler giyeriz. Ha, anladım. Demek sizin için her gün bayram oluyor. Aa, sen aklın sıra bana deli demeye çalışıyorsun, Bücür. Evet. Masa ya, deli. Gel. Olma saçımı ya! Deli. Deli. Anne, ablam saçını bozuyor. Ulan kapıcı İsmail Efendi'nin bayram hasılatı hiç fena değil. Allah bin bereket versin. Şimdi sıra geldi. Ramazan davulcusu Ali Murat Öztokmak olaraktan bayram hasılatını toplamaya. Ulan bu devirde koskucu bayram. Bir de kapıcı hasılatıyla geçer mi be?
geçmez. Zaten bütün Ramazan ben bu davulu çalmadım lan. Çaldım. O zaman karşılığını alacağız kardeşi. Değil mi? Zaten bütün Ramazan boyunca kendi çaldığım davul yüzünden kafam şişti be. Nasıl dayanıyorum lan ben gari? Ben bakarım, siz oturun. Ah, aman, aman, aman. Kimler gelmiş? Hep bak Emel'imi. Bayramınız kutlu olsun. Ah, senin de canım, senin de bayramın kutlu olsun. Öpeyim Nilcim, bayramınız kutlu olsun. Senin de bayramın kutlu olsun. Öpeyim Nilcim, bayramın kutlu olsun. Hep bakayım, sizin de bayramınız kutlu olsun. Bayramda çocukları sevindirmek sevaptır, değil mi? Durun bakayım, size hediyelerinizi getireyim. Size mendil çorap getirdim. Ah bakalım. Bu senin hediyen. Ah bakalım. Bu da senin bayramlığın. Para yok burada teyze. Para. Mis gibi mendilleri beğenmedin mi ayol? Ne parası? Para verseydiniz bizim için daha iyi olurdu. Aa, ne ayıp şey. Para yok, mendil verdik işte hadi. Hadi gidin daha, başka. Daha fazla zamanımızı harcamayalım. Daha aşağı mahalleye dolaşacaktık. İyi, o zaman oradan gider alırsınız paranızı. Hadi, hadi güle güle. Hadi iyi bayramlar. Hadi. Aa, ne biçim çocuklar bunlar. Allah'ım yarabbim. Mendilden daha güzel hediye mi olurmuş? Bizim zamanımızda bayramda mendil hediye ettiklerinde sevinçten göbek atardık. Günaydın baba. İlahi Turgut. Yani bayram namazına gidip geldikten sonra 5 saat daha uyuyan biri daha var mıdır çok merak ediyorum. Ne yapayım hayatım? Dün bütün gün dükkana mal taşıyıp durduk. Yoruldum. Siz benim bırak ya şimdi bu uykum falan filan da. Bakın böyle güzel bayram günü ailece hep birlikteyiz. Bunun kıymetini bilmek lazım. Ay baba. Hep birlikteyiz dedin de Babür aklıma geldi. Yani keşke şimdi o da burada olsaydı. Onsuz bayram kahvaltısı mankensiz televole gibi oldu. Baba ya. Şimdi Babür bizi gerçekten bırakıp gitti mi? Umutcan bilmiyorum. Babaanneniz öyle söylüyor. Nerede eski bayramlar? Önce kahvaltıdan önce büyüklerin elleri öpülür, sonra bayramlaşılırdı. Bayramın kutlu olsun babaanneciğim. Senin de canım. Bayramın kutlu olsun babaanne. Senin de yavrum. Anneciğim izin verirsen ben de... En zor iş annenize bu el ekmek geliyor ama siz öyle değilsiniz. Neyse. Ben gidip fırındaki tatlılara bakayım. Belki ağzımızın acısını alır. Görüyorsun değil mi Turgut? Ne demiş rahmetli bir büyüğümüz? Evde varsa cevap veren bir gelin, siz en iyisi ahirete gelin. İnşallah kapı çalıyor, duymuyor musun? Ben mi bakacağım? Tamam babaanne. Aa, misafirlerimiz gelmiş. Gelin bakalım çocuklar. Gelin, gelin. Gelin. Yuh yani. Bu kadar da çok fazla. Yani bir insana da gel küçük küçük der gibi bağırılır mı hiç? Tamam, tamam geliniz ama öpün, benim de bir onurum var ya. Bak, madem elimi öptünüz, ben de size şeker verebilirim. Efendim anne, beni çağırdın. Ben seni çağırmadım ki. Gelin, gelin, gelin diye bağırıyordun ya. Ben geline gelin demem, gelin bana hürmet etmeyince. Ya havle. Al bakayım. Hoş geldiniz. Çocuğum bak, o yerde gindi. Hadi, hadi sizin bakayım. De bayramınız kutlu olsun. Aferin, aferin. Hadi güle güle. Güle güle. Hadi bakalım, iyi bayramlar. Hmm.
Mahmutcan, sen de gidip şeker toplasana. Bak çocuklara. Bayramda topladığın şekerleri bir haftada yersin, fena mı? Ya babaanne, Babür yokken canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Gerçekten Babür'den hiç haber yok. Polisi arayalım bence. Evet anne. Polise mi? Ne gerek var canım polise şimdi? Ay Melek haklı, polise haber verelim. Ne diyeceksiniz polise? Karım ona çok iş verdi, o da bizi terk edip gitti mi diyeceksiniz? Vallahi deli diye götürürler sizi. Anneciğim, yani Babür bizi durduk yerde terk edip gitmez. Yani gittiyse mutlaka çok önemli bir sebebi vardır. Biraz daha bekleyelim, bence Babür mutlaka dönecektir. Sakala bak be, harika oldu ulan İsmail. Aman gelsen tanımaz seni be. Süper oldu, süper. Şimdi davulumuzu da alalım. Gerçi davula gerek yok ama olsun, kurnazlık yapan olursa, kapıyı açmazsa diye önlem olarak da onu da takalım boynumuza. Geçsin paralı. Ev baklavası gibisi yok vallahi hayatım. Ellerine sağlık. Bayramın bu güzelliğini çok seviyorum. Aslında Babür'ün ellerine sağlık. Baklavayı o yapmıştı. Babür mü yapmıştı? O zaman onun da eline sağlık. Tabii ki Babür yaptı. Babür evde oldukça Melek hiçbir iş yapmazdı ki. Sakın Babür Japonya'ya geri dönmüş olmasın. Yok daha neler. Ben Babür'ü çok özledim ya. Benim en iyi arkadaşımdı. Ne güzel oyun oynardık. Sağ yap. Hadi aslanım, biraz sol. Hadi, hadi. Oley, ben kazandım. Yaşasın. Evet, sen kazandın. Oley. Saçmalama abi. Ben kazanınca sen sevinmeyeceksin. Çünkü sen oyunu kaybettin. Ben sevilen taraf, sen de üzülen tarafsın. Olsun. Ben sen kazanınca da seviniyorum. Aslansın abi, aslan. Aslan mı? Robot insan gibi robot aslan da var mı? Hadi çak. Ay! Bütün zamanlarımda hep yanımda olmuştu. Ben ilk çiçeğimi ondan aldım. Bana çiçek aldığı günü unutamıyorum. Çağla Hanım. Ay efendim Babür. Bunlar sizin... Ay inanmıyorum, bana çiçek mi aldın? Ay Babür, bunlar çok güzel kokuyorlar. Nasıl güzel kokuyorlar, anlamadım. Ay doğru, senin kokağına duyun yoktu değil mi? Tabii ki çok güzel kokuyorlar. Ayrıca bunlar hayatımda aldığım en güzel çiçekler. İlk çiçeğimi bir robottan alacağımı bilmiyordum yani. Beğendiniz mi? Deli misin, bayıldım. Sen harika bir robotsun Babür. Bana bir şeyler oluyor. Tanıdığım en yumuşak metal yürek ondaydı. Ben onu çok özleyeceğim. Abla. Beklemekten başka çaremiz yok. Babür diye kapamış işirdiniz vallahi. Ben artist olacağım diye evi terk edip gitsem bu kadar üzülmezdiniz vallahi. Aman anne, o ne biçim söz öyle? Tövbe tövbe. Sus, sen konuşma, ben seninle konuşmuyorum. Anneciğim, bayramda küs oldun mu ya? Sizin bayramınız böyle miydi? Eski gelinler de böyle olmazdı ki bayramlarda böyle olsun. Anneciğim, hadi inat etme de ver elini öpeyim. Bak ne olursun bu bayramda bari huzursuzluk çıkmasın ha? Şunun söylediği laflara bak. Adı Melek ama isimlere kanmamak lazım. Ne demiş atalarımız? Nerede varsa bir melek, mutlaka yapar bir kelek. Hadi anne, inat etme artık. Melek doğru söylüyor. Aman Turgut'cum, boş ver. Ben üzerime düşeni yaptım. Ne yapayım canım? Bu bayramda öpmeyiveririm. Dünya mı yıkılır yani? Umurumdaydı sanki. Ben senin gibi gelini elimi vermem. Oğlumu verdim. Bari elim bende kalsın. Hadi canım, sen nasıl istersen. Yo, ben karar verdim, polisi arayacağım, evet. Bu kadar basit bir şey için koskoca emniyet kurumu meşgul edilir miymiş hiç? Biraz daha bekleyelim. Anne, emniyet kurumu bu işler için var. Bizim canımızı malımızı koruyorlar. Babür de bizim canımız malımız olduğuna göre.
Olsun. Biraz daha bekleyelim. Şöyle birkaç ay daha. Anne birkaç ay değil, birkaç saat bir. Benim bekleyecek vaktim yok. Polisi arayacağım. Bravo, bravo. Bunlar yapmanız. Dur, dur. Telefon etme. Niye etmeyeceğim anne? Ben Babür'ü nereye götürdüklerini biliyorum. Sen nereye götürdüklerini biliyor musun? Haciz memurları gelip Babür'ü haciz edip götürdüler. Anne sen ne diyorsun? Haciz memurun bizim evde işi ne? Şey, eve pazarlamacılar geldi. Ben de çeyiz almak için, Çağla'nın çeyizi için tencere seti alayım dedim. Bana bir senet imzalattılar. Ne bileyim ben, üç kağıda getirmişler beni. Anne sana 10 defa söyledim. Bu eve pazarlamacılar geldi zaman kapıyı açma. Ondan bir şey alma diye. Ne bileyim ben, işte oldu bir kere. Anne benden niçin para istemedin? Ne bileyim ben, sen de sıkışıksın. Anne sıkışık olabilirim. Ama oradan buradan bir şey borç isterdik, bir şey yapardık. Aynen aman, ne bileyim apar topar oldu her şey. Apar topar oldu tabii. Neyse toparlayalım bari. De Babür'ü şu yedi emineden kurtarayım ben bari. Bayram günü resmi daireler açık olur mu? Bana açık olmasa da bir nöbetçi memur falan vardır. İyi peki. Git de kurtar zavallı Babür'ü. Kurtaralım bakalım. Çekeceğimiz bile yok. Ne oldu? Şey, para almayı unutmuşum da. Yani para şey olmuş. Baba, ben de geleyim mi? Ah, Ökeş efendi. Bana bunu aldığın günü dün gibi hatırlıyorum. Hep sakla derdin bana bunu. Kısmet Babür'eymiş. Eminim sen de sağ olsan bunu böyle yapmamı isterdin değil mi? Aa, hayrola hayatım? Niye böyle dikiliyorsun ayakta? Babür'ün nerede olduğunu bulduk. Buldunuz mu? Evet. Neredeymiş? Annem, pazarlamacılar gelmiş kapıya. Ondan bir şeyler almış. Ödeyememiş. Haciz gelmiş. O da parası ödeyemediği için paramı Babür'ü vermiş. Buna Turgut. Belki lazım olur. Anne bu rahmetli babamın sana hediye ettiği broş değil mi? Yok hayır. Bunu kabul ediyorum anne. Gözlerime inanamıyorum. Babür için böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Benim yüzümden oldu bunlar. Sat parasını al, Babür'ü kurtar getir. Hadi baba hadi gidelim, Babür bizi bekliyor. Tamam ben anne. Demek böyle Kavriye Hanım. Evet öyle. Bir şey ister misin babaanne? Hayır. Bakın size kimi getirdim. Babür. Seni çok özledim şapşal teneke. Ben de seni, yani sizi çok özledim efendim. Evine hoş geldin Babür. Hoş bulduk efendim. Babür, evine hoş geldin evladım. Bu ne böyle? Ramazan davulcunuz Ali Murat Öztakmak geldi. Ben seni nereden tanıyorum? Ben seni şeyden tanıyorum. Ha, ben bu mahallenin 17 yıllık davulcusuyum. Ali Murat Öztokmak. O yüzden seninle şu kadarını bilirim ben be. Ya. Peki. Mahallemizin Ramazan davulcusuymuş baba. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Kişi tanımlanamadı. Ses tonu analiz edildi. Ses kapıcı İsmail. Ne İsmail'i canım, olur mu? Ben Ramazan davulcunuz Ali Murat Öztokmak. Teneke kafa, Allah'ın evre baba bu. Ben bahşiş almaya geliverdim de. Ali Murat Öztokmak değil. Ali Murat Öztokmak yanlış isim. Sus! Ay, kapalı sakalım! İsmail efendi. Şey,
ben İsmail değilsen ben Ramazan davulcunuz. Ben aslında Ramazan kitarcınız, onu çalamıyorum ben ama ondan ben Ramazan dopçunuz. Olmadı değil mi? Saçmaladım ben değil mi? Saçmaladın. Evet. Demek öyle İsmail efendi. Ha, pardon topçu efendi. Şimdi anlaşılıyor Ramazan boyunca uyuyup kalmaların nedeni. Ya servise geç çıkmalar, şikayetler. Ya yedik bir halt işte ya. Ama ne bileyim böyle bir fırsat var. Ramazan da geldi, para kazanan diye bunu yapıverdin. Gene mi ikinci iş ha? Hala akıllanmadın değil mi ilkinden? Neden bir fırsattı dedim, değerlendireyim dedim. Hadi güle güle. Hadi ben gidiyorum galiba. Durgut Bey, bahşiş vermeyeceğiniz mi? Davulcu. Ben sana verdim ya bahşiş. Ama davulcu. Babür de aramızda artık her şey halloldu ha? Hayır baba, her şey hallolmuş değil henüz. Hala babaannem annemi elini öptürmedi. Aa, haklısın. Anneciğim, hadi inat etme artık. Ver elini de öpeyim ha. Bak, bayramlarda bari küs kalmayalım birbirimize. Ay pekala, öp bakalım. Bayramın mübarek olsun anneciğim. Senin de. Ne yapalım? Allah da seni böyle yaratmış işte. Kabulleneceğiz. Bayramınız mübarek olsun efendim. Senin de babi. Al bakalım bak, ben de sana bayramlık hazırladım. Al bu da senin hediyelerin. Teşekkür ederim.